Hey fakir, benim canım çok sıkıldı. Hadi kalk gidelim artık şuradan. Haklısın abi, benim de canım çok sıkıldı. Şu ileriye yeni bir market açılmış. Oraya gidelim de bir alışveriş yapalım, karnımızı doyuralım. Ne dersin? Bak işte bu iyi bir fikir fakir. Fakir, fikir, fakir, fikir. Abi sen iyi misin ya? Niye garip garip sesler çıkartıyorsun? Kalk gidelim şuradan hadi. Bozma şimdi moralimi. Saçmalama be oğlum. Amma alıngansın ha. Her şey alınıyorsun. Öyleyim tabii abi. Bilmiyor musun sanki? Tanımıyor musun beni? Neyse, sen şimdi onu bunu bırak da belediye binası önüne bak. Polisler dikiliyor. Kesin yine bir şey oldu. Hadi gel gidip soralım şunlara bakalım. Yine başladı bizimki negatif düşünmeye. Hey Salih, şu gelenlere bak. Bunlar bizim zenginler fakir değil mi? Aynen abi, ta kendileri. Ne istiyorlar acaba bunlar gene? Selam memur bey. Hayırdır, belediye binasının önünde neden dikiliyorsunuz? Normalde burada dikilmezdiniz. Aklımıza kötü kötü şeyler geliyor. Umarız önemli bir şey yoktur. Bu akşam belediye başkanı konser alanında toplantı yapacak. Tüm şehri davet etti. Sizin haberiniz yok mu yoksa? Allah Allah. Vallahi ilk defa sizden duyuyoruz biz de. Ne oldu acaba bu kadar önemli olan? Gizli bir konuşma olduğu için kimseye bir şey söylemiyorlar. Akşam beklememiz gerekiyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bayağı bir merak ettim akşam olacak konuşmayı. Tamam, siz şimdi buradan uzaklaşın. Birazdan belediye başkanı çıkabilir korumalarıyla. Etrafta birilerinin olması pek hoş bir durum olmaz. Tamam memur bey, hemen gidiyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Size iyi görevler. Hey şu gelenlere bak. Bu gelenler fakirle zengin değil mi? Nereye gidiyorlar acaba böyle hızlı hızlı? Hey fakir, duydun mu? Tüm şehir akşam konser alanında olacakmış. Bomboş olacak şehir. Hey dostum, benim duyduklarımı sen de duydun değil mi? Tüm şehir konser alanında toplanacakmış bu akşam. Duydum tabii kardeşim. Ve şimdiden gözlerimde dolar işareti yanmaya başladı. O zaman hemen bir plan yapalım ve akşam için hazırlanalım. Büyük bir furgon bizi bekleyecek. Sanırım bu sefer zengin olacağız dostum. Bu serseriler de mahallemizin başına bela oldu iyice. Karnım kazınıyor sarı. Biraz para ver de bir şeyler alalım şuradan ne olur. Paramız mı kaldı şapşal çocuk? Bütün paramızı çaldırdın ya. Ulan hem hırsız olup hem parasını çaldıran, tövbe tövbe. Hatırladım, evet. Bazen insanın başına talihsizlikler gelebiliyor. Talihsizlikmiş be. Hem parasını çaldırıyor hem talihsizlik diyor. Avanaklık bu, avanaklık. Tövbe tövbe, hadi gidelim. Tamam sarı, hadi gidelim. Ne yapalım, akşama kadar aç kalırız artık. Ah benim aç karnım. Ne yapacağım ben akşama kadar? Ah benim aç karnım. Nereye gidiyorsun sarı, yavaş. Koşma, enerji harcatma bize işte. Şu lanet olası sesinden kurtulmak istiyorum, uzak dur benden. Neyse, biraz yatalım. Akşama kadar dinleniriz en azından. Aynen, bu akşam çok işimiz var. Yorgun olmamamız lazım. Bak zengin, bu markette mahallemizde yeni açıldı. Artık tüm ihtiyaçlarımızı buradan karşılayabiliriz. Burası çok iyi olmuş gerçekten. Artık bir ekmek için o kadar yol gitmemize gerek yok. Evimize yakın, hemen şuradan gider alır geliriz. Her sabah ekmek almak için o kadar yolu gitmekten de kurtulduk artık. Akşam konser alanında ne olacak çok merak ediyorum. Başkan neden acaba bütün şehri topladı oraya? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de çok merak ediyorum. Akşam olsun da göreceğiz bakalım. Aynen, birkaç saatte hazırlıklar da başlar zaten. Sonrasında biz de gideriz bakarız, yardım edilecek bir şey varsa yardım ederiz. Mahallemizin başkanı sonuç olarak. Hazır gelmişken ben de ekmek alayım bari. Onları eve bırakırız, oradan da konser alanına geçeriz. Bir üç ekmek de ben alayım o zaman. Geçerken eve bırakırım ben de. Benim 3 tane ekmek var. Ne kadar tutuyor toplamda? Bugün açılışımıza özel ekmekleri ücretsiz veriyoruz. Afiyet olsun. Aa, gerçekten mi? Bu çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Hadi yine iyisin zengin. Hem paran var hem de bedavadan ekmeği kaptın ha. Vallahi hayat sana güzel. O zaman şimdi eve geçelim. Ekmekleri bırakalım. Bizimkinleri de alır konser alanına geçeriz. Ne dersin? Olur. Hem eve uğramışken bir şeyler yer, üstümüzü falan da değiştiririz. Olur madem, o şekilde yapalım. Birkaç saate görüşürüz o zaman dostum. Dikkat et kendine. Sağ ol dostum. Görüşürüz. Allah Allah. Nerede bunlar acaba yine? Hey fakir, bizim evde kimse yok. Sizde kimse var mı diyecektim ama galiba sizde de kimse yok. Nereye gitmiş olabilir bunlar ya? Aynen dostum, bizde de kimse yok. Belki de beraber bir yere çıkmışlardır. Hay Allah. Umarım başlarına bir iş gelmemiştir. Onları hemen bulup başkanın akşamki konuşmasına haber vermemiz gerekiyor. Belki de akşam gelmeyenlere ceza işlem bile uygulayabilirler. Kötü bir şey düşünme dostum. Beraber çıkmış geziyorlardır en fazla. Negatif düşüncelerden günümüzü harap etme daha fazla. Mamur. Mamur, neredesin Mamur? Allah Allah, çıldırtacak bu adamlar beni yav. Buyurun Sayın Başkanım, ders tabiştiniz. Gel memurum gel. Ne oldu benim araba, hazır mı? Bir an önce çok konuşma yapıp evime gitmek istiyorum artık yav. Hazır başkanım, aracınız. Dilediğiniz zaman çıkış yapabilirsiniz. Ha o zaman bana neden haber vermiyorsunuz da burada bekletiyorsunuz? Hadi gidelim şu işleri halledelim. Takıl peşime, beni de yolculuğa bakalım kapıya kadar. Tabii başkanım, siz nasıl isterseniz. Hemen geliyorum arkanızdayım.
Ha, sayın memurum, ben şimdi gidiyorum. Konuşmamı yaparım, halka seslenirim, sonra da evime gider yatar uyurum. Sen de 9 gibi buraları kapat git artık. Teşekkürler başkanım. Tabii ki siz nasıl uygun görüyorsunuz. Başkanı duydunuz. Herkes görev yerinin başına gitsin bakayım. Anlaşıldı memur bey. Derhal görevlere başlıyoruz. Dostum, başkan binasından çıkış yaptı. Konser alanına doğru geliyor. Sahneyi boşaltın ve çevreyi kontrol edin. Hiçbir kusur istemiyorum. Her şey dört dörtlük olacak. Anlaşıldı amirim. Derhal ilgileniyorum. Başkan yola çıkmış. Birazdan burada olur. Herkes görev yerine. Sahneyi boşaltın çabuk. Hoş geldiniz sayın başkanım. Her şey dört dörtlük ilerliyor. Tıpkı istediğiniz gibi. Sahneye çıkıp konuşma yapabilirsiniz. Çevre güvenliği kontrolümüz altındadır. Hadi daha fazla bekletmeyelim insanlar da çıkalım sahneye konuşmamızı yapalım. Derhal başkanım. Beni takip edin buradan. Sağ ol canım benim. Sağ ol. Hey siz ikiniz şuraya geçin. Cıvmayın hadi. Siz de ikiniz şuraya geçin bakayım. İlk onların etrafı ya. Bak bir dünya insan var başımıza hiç gelmesin burada. Sevgili Minecraft köyü sakinleri. Bugün burada toplanmamızın en önemli sebeplerini açıklayacağım şimdi size. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor ve saygıyla selamlıyorum. Fakat saygım bozacak şeyler bana yaptırmaya çalışıyorsunuz. Farkında değilim sanmayın. O çöpleri oraya atmayın. Size mani yazmayayım. Alırım kazmayı elime. Hepinizi bu köyden kovarım. Sonra efendim bana demeyin başkanımız çok sinirli. Yok efendim başkanımız kazmayı eline almış bizi kovalıyor. Demeyin böyle şeyler bana.